Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün el açması midye börek yapacağız. Şimdi 2 yumurta sarısı var. Çay bardağı, biraz büyükçe çay bardağı yoğurdum. Aynı çay bardağı ölçüsünde sıvı yağım. Yine aynı ölçüde ılık su. Şimdi sıvıları bir karıştıralım. Bir çay bardağı kadar dolu dolu tuz. 4 bardak unum var ama yavaş yavaş koyacağım. Bir paket kabartma tozum var. Yumuşak bir hamur olacak. Dört bardak unum bittikten sonra iki kaşık da daha ilave ettim içine, toparladım. Şimdi yaptığımız hamuru 4 eşit parçaya böleceğiz. Her bir bezeyi nişasta ile baklava hamuru gibi incecik açacağız. Şimdi ben bunu bir sofra bezinin üstüne koyacağım. Dört bezemi de nişasta ile açtım. Buğday nişastası kullandım. Açtım hepsini. Şimdi tereyağı, 3 çorba kaşığı dolusu tereyağını erittim. Şimdi aralarına her yerine gelecek şekilde süreceğim. Şöyle elimle fırçayla daha şey oluyor. Elimle daha kolay hallediyorum. Şimdi bunun üstüne ikinci yufkamı da koyacağım. Son yufkamı da koydum. Onu da yağlıyorum. Şimdi hepsini sıkıca şöyle rulo yapacağım.
yaparak onu da iyice uzatalım. Rulomuz sıkı sıkı olacak. Şimdi bunu 1 saat dolapta dinlendireceğiz. Dolaptan çıkarttık. Şöyle iki parmak genişliğinde keseceğiz. Şimdi bunu bir taneyi göstereyim. Şöyle üstünden bastıracağız. Şöyle peynirimizi ortasına koyuyor. Şöyle katlayacağız. Tepsiye dizeceğim böyle. Kestiğimiz tarafı şöyle bastırıyorum. Şöyle. İçine peyniri koyup çeviriyorum. Yumurta sarısı falan hiçbir şey sürmeden fırına vereceğiz. Isıttığım fırına vereceğiz. Şeyler kat kat açılacak şimdi. ...180 derecede ısıttığımız fırında kızarana kadar pişireceğiz. El açması midye böreğimiz fırından çıktı. Şimdi tabağa koyacağım. Böreklerimiz yemeğe hazır. Herkese afiyet olsun. Şimdiden kolay gelsin yapacaklara.